Başka büyük skandalla devam edeceğiz. Adana'daki o facia yaşandıktan sonra CHP Mamak'tan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mamak Teşkilatı'ndan bir grup Aladağ'a doğru yola çıkıyor otobüsle. Cenaze evine gidecekler. Taziye'ye gidecekler. Güneş Gazetesi yayınladı bu görüntüleri. CHP'liler, yani burada CHP'liler, MHP'liler, HDP'liler, AK Partililer diye ayırmak istemiyorum ama yani bu insani bir mevzu bu çünkü. Tabii tabii. Otobüsün içindeki o kişiler göbek atıyorlar, oyun havalarıyla dans ediyorlar taziyeye giderken. Güneş Gazetesi'nin Allah haberi Allah. Bu. Dün ortalık karıştı tabii bu görüntüler yayınlanınca. CHP'den de tık yok. Ha, ses yok. Bir açıklama gelmedi. CHP Genel Merkezi'nin bu mevzuya bir izahat getirmesi lazım. Allah Allah. Ya yani inanılır gibi değil. Ay ne kadar enteresan. Bunu çekiyorlar ve bunu biri sızdırıyor yani basına. Tabii orada çekmiş biri de cep telefonuyla. Ve Güneş Gazetesi de bunu yayınlıyor. Güneş Gazetesi'nin eline geçmiş. Videoyu şimdi bir Ali ne kadar süresi sonra bir yorumsuz önce bir izleyelim. Yorumu. Evet, 1.20 değil mi? Tamam. Video olduğu gibi gelsin. Bakın CHP Mamak'tan Adana Aladağ'a 11 canımızı kaybettiğimiz Adana Aladağ'a doğru taziye için yola çıkan grup otobüste nasıl göbek atıyor? İnanılır gibi değil. Tekrar belirtelim ki logosu da var üzerinde. Güneş Gazetesi bu görüntüleri yayınladı. CHP Mamak Teşkilatı'ndan Aladağ'a cenaze evine giden partililerin görüntüleri bunlar. Bircan senden alalım, Nihat sana geleceğiz. Şimdi tabii bir taziye otobüsü değil ya, taziyeye gidecek bir otobüs görüntüsü yok. Yani senin söylediğin gibi bu işi CHP, MHP, AK Parti diye ayırmaktansa insani reflekslere bakmak lazım. Yani taziyeye giderken bir kere adaptandır, ben öyle bilirim. Bir kere siyah giyersin, makyaj yapmazsın, saçlarını çok özensizdir, öyle büyüdük, öyle de gidersin. Fakat bu eğlencenin manasını anlayamadım. Çok manasız ve çok görüntüde hiç hoş gelmeyen bir şey. Şimdi bu beyefendi çekiyor galiba. Çekiyor, bu beyefendi çekip, bu beyefendi kendini çekip bunu nasıl basına sızdırdı ben onu anlayamıyorum. Hani bu matah bir şey mi acaba, ne sandı? Bu iş nasıl oldu bilmiyorum ama çok yanlış, çok çirkin bir görüntü. Hangi partiden olduğunun önemi yok. Bu taziye otobüsü ise olmamış yani. Olmamış, çirkin. Yani büyük bir skandal. Eğer ki bu haberdeki bütün bilgiler birebir doğruysa. İşte onu bilmiyoruz onun biz için. Biz kaynak göstererek veriyoruz bu haberi. Evet, ya umarız bilmiyoruz. Böyle bir şey. Şimdi şu an CHP'den gelecek bir sesi merak ediyorum. Yani umarım doğrudur. Doğru olmadığına inanmayacağım kadar büyük bir skandal çünkü bu. İnsani anlamda yani siyasi mevzuları bir kenara bırakalım. Bunun izahı yok aslında. Yok, baktığın zaman bitti izahı ya. Yok. Yani açıklaması yok. Yani şu yüzden şunu yapmıştık da şu izahı olmayan bir konu, biliyor musun? Ne diyecekler merak ediyorum. O zaman yine konuşacağız. Valla dün bütün gün herkes açıklama bekledi. Hiçbir açıklama yok, gelmedi. Yani... Kaç saatlerinde? Mesela öğleden sonra falan düştü bu haber galiba ama. Öğleyin bu ekranlardaydı. Evet işte yine ses yok, hala yok. Bakalım, merakla bekliyorum. Ne izah edecekler, çok merak ettim yani. Bu belki o gün değildir de diyebilirler. Bilmiyorum, bakalım. Ama o ispatlanır tabii. Tabii. Görüntünün kayıt tarihi, saati, her şeyi belli. Şey. Çocuk koymuş geri silmiş tepki alınca. Ha, sen daha fazla bilgi var sende galiba. Ya ben hep onu söyledim. Bak. Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar. Varsın da beni 9 köyden kovsunlar. Çünkü bize gidecek 10. bir köy hep var. Hı. Bak, gidecek 10. köy hep var. Tamam mı kardeşim? Çok ciddi söylüyorum. Bunu çok gerçek söylüyorum. Samimi söylüyorum. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Varsın o Kemalist, layık arkadaşlar da istedikleri kadar bana belden aşağı vursunlar. Hiç önemli değil. Mutlak surette Atatürk'ü bunların elinden kurtarmak lazım. Bizim en büyük eksiğimiz bu. Bize işte Atatürk'ü toplumun elinden, Anadolu insanının elinden almışlar, bırakmıyorlar. Biz şimdi mesela biz Atatürk'ü çok seviyoruz deyince ya 10 Kasım programı yaptık burada, Atatürk programı. Yediğimiz küfrün haddi hesabı yok. Çünkü niçin biliyor musun? Kala kala bir ok almış ellerinden. Ulan bunlar, onlar da Atatürk'ü de elimizden alarsa biz ne yapacağız? Öyle mi düşünüyorsun? Öyle, onlar öyle düşünüyor. İktidarları gitti. Topları, tankları, tüfekleri vardı, askerler vardı. Gitti. Yargı bunların elindeydi. Hepsi gitti. 80 sene boyunca bu Anadolu'ya, İslam'a, bu milletin milli değerlerine düşmanlık eden şu zihniyet
taziyeye dahi böyle göbek atarak giden zihniyetin elinde kala kala biz söylediğimiz zaman Atatürk ince çıldırıyorlar. Korkuyorlar. Atatürk Anadolu'nun idolüdür. Atatürk İstiklal Harbi'ni Samsun'a çıkarak başlatmıştır. Erzurum, Sivas. Eskiden mesela Anadolu'da CHP silme süpürme götürüyordu. Niye? Atatürk sevgisindendi. Şimdi Anadolu'da bir tane oy çıkmıyor. Niçin çıkmıyor biliyor musun Anadolu? Vermez. Anadolu bunlara oy vermez. Anadolu bunlara oy vermez Ömürcüğüm. Bu yüzden vermez işte. Bunların ne dinle alakası var, ne yasla. Ben burada söyledim ya. Burada söyledim. Emin ol, o Aladağ'daki kardeşlerimiz vefat ettiğinde bunlara makarnacılara iyi oldu dediler. Göbeğini kaşıyan adamların çocukları bunlar dediler. Şimdi Nihat'cığım bir iddia var. Mitinge gidiyorlardı. Ya boş taziye ver. Değil abi diye. Bunlar Allah bir dese inanma ya. Boş evet, ver seni. Eren Erdem bir açıklama ya, yapmış galiba ya. Değil mi? Bu bir miting otobüsüdür. Taziye otobüsü ya, değildir. Ya boş ver Eren Erdem Allah bir dese inanma. Eren Erdem de daha düne kadar Twitter'da İran'la Türkiye savaşsa ben İran'dan yana bilmem neyimi alırım diyen bir adam. Eren Erdem CHP. Yani boş verin biz bunların hepsini biliyoruz. Ben burada siyaset konuşmak istemiyorum. Sadece üstü kapalı mesajlar veriyorum. Fatma Gülez izleyicimiz mitinge gittiğini söyleyen arkadaşlar niçin açıklama yapmıyorlar o zaman? Her taşın altından CHP'nin bu hareket ve tavırları çıkıyor. Umarım mitinge gidiyorlardır. Hiç sanmıyorum ama demiş. Bir de mitinge gidiyorsak görüntüyü de silmeyiz değil mi? Miting de eğlenceli bir şeydir. Görüntüden niye endişe duyuyorsun? O görüntüyü Nihat sen ekstra bilgiler var sende galiba. Kim paylaştı ya, sildi abicim, sonra? Orada kendi içinden bir tane çocuk paylaşıyor. Evet. Sonra da siliyor. Tepki alıyor. Kardeşim sen ne yapıyorsun Aladağ'da? İnsanlar ölmüş sen de kalkıyorsun bunu siliyorsun koyuyorsun vesaire. Diğer başlığı girer misiniz? Ama tekrar ediyorum bakın. Tekrar ediyorum. Bir Kurtuluş Savaşı da bu zihniyetten Atatürk'ü kurtarmak için yapılmalı. Tamam mı? Bunların elinden Anadolu insanı ne yapıp edip Atatürk'ü bunların bu örümcek kafalı bu yobazların bize mesela kendilerini çağdaş görüyorlar. Bizi yobaz görüyorlar şimdi. Biz Anadolu insanı yobaz oluyoruz zaten. Bunların elinden kurtarmak lazım. Bunların elinden kurtarmazsak atamızın da kemikleri sızlar. Geçen Devlet Bahçeli çok güzel söyledi grup toplantısında. Atatürk dedi mezardan kalksa şunların halini görse önce geri yatar dedi. Ya da dedi alır bunların peşine verir dedi. Bu çok birçok izleyicimiz bu tarzda bir şey yazmışlar. Bu arada bir arkadaşlarımıza hatırlatma yapayım. Bakın biz bunu yine iddia bazında veriyoruz. CHP'liler cenaze evine göbek atarak mı gittiği girerseniz arkadaşlar. Mı gitti? Onu girin hayır soru olarak biz ortaya yere koyuyoruz. Çünkü ne olursa olsun miting yolculuğu olduğunu iddia edenler de var. İlk başlık Ceren. CHP'liler cenaze evine göbek atarak mı gitti? Soru işareti olsun. Evet. Şimdi bir de bu işin bayrağı ve rengi yok biliyorsun değil mi? Bu tam anlamıyla eğer cenaze evine gidiliyorsa bu insanları hayrete düşürecek bir durum. Bu işin CHP'si MHP'si yok işte AK Partisi falan. Bu insanlıktan uzak bir görüntü. Tabii ki eğer taziye evine gidiyorlarsa yani mitingse mitingde tabii zaten mutlu olmak lazım. Bak ama bir Filiz adlı takipçimiz nasıl bir açıklama bekliyorsunuz? Eren Erdem açıkladı. Daha ne yapması lazım diyor Nihat. Hı hı. Eren Erdem'in daha ne yapması lazım? Bir milletvekili daha fazlasını ya yapabilir ben sana herhalde. Eren Erdem'in açıkladığı bin tane şeyi anlatırım. Eren Erdem'in kendisi benim kellemi kessem vekil olmam da yazdı. Vekil şimdi. Benim kellemi kessem ben vekil olmam. Benim vekillik gibi bir düşüncem yok dedi. Şimdi vekil. Yani Eren Erdem'i de burada şimdi tek tek bize şey yapmasınlar. Ben hepsinin genlerini bilirim bak Ömürcüğüm. Hepsinin genlerini, kodlarını hepsinin bilirim. Burası dediğim gibi biz başka bir program. Bir gün çıkmak karar versen bak ben siyaset yapmayı sevmiyorum. Ben burada sadece millet için konuşuyorum, vatanım için konuşuyorum, ülkem için konuşuyorum. Ülke için konuşmak siyaset yapmak demek değil. Ben dün ne dedim burada bir dolar kampanyası var. Ekonomi üzerinden geliyorlar. Mutlak surette TL alalım dedim. Yine bunların zihniyeti işte. Bunların zihniyeti de ülke batsın diye dolar almaya başladılar. Anlattım ya nasıl, o gün. İnsanlar dolar bozdururken. Ya bu otobüsteki zihniyetin aynısı işte kardeşim. Adam beni aradı arkadaşım. Abi dedi yazıklar olsun dedi. Biz dedi dolarımızı bozdururken önde işte bu zihniyete mensup birileri de aman Ayşe çabuk koş dolar alalım ülke batsın da Tayyip gitsin. Düşünebiliyor musun? Yani Tayyip Erdoğan nefretiyle adam cumhur ya cumhurbaşkanı. Bu adam partili değil. Bak ben burada 4 aydır yayın yapıyorum.
Bir kez olsun ben AK Parti demedim. Bana ne abi AK Parti dedi. Bana ne abi? AK Parti'nin vekili var, bakanı var, belediye başkanı var. AK Parti bana da kalmamış. Ama sorun devlet meselesi olursa devlet benim devletim. AK Parti gider, AK Parti gelir. Ama Türkiye giderse başka Türkiye gelmez Ömürcüğüm. Bu zihniyet bak, bu zihniyet dolar alıp mahsustan doları yükseltmek suretiyle de vatanına ihanet eden zihniyetin ta kendisi kardeşim. Anladın mı? O yüzden söylüyorum. Bunlar anca bunların işi bu. Altın kelebek olur. Bak bunları hiç görmezsin mesela. Sen bunu söylüyorsun ama bir izleyicimiz Çağla Kuşadalı diyor ki tarafsız program yapın, hiç yakışmıyorsa CHP ya, AKP ayrıştırması. Ya yapıyorsun. Geç kardeşim, geç. Geç. Git Fatih Portakal'ı anlatsın onu. Git Fatih Portakal da tarafsız yayın yapıyor. Git. Geçin bu işlere. İsmail Küçükkaya, ben dün söyledim, Aladağ yandı. Tarikatlar kapatılsın demiyor muydu İsmail Küçükkaya? Sabah akşam, sabah tarikat. Ben bir tane yandı bundan bir hafta önce, iki tane hayat kadını öldü. Genel evleri de kapat dedim, dedi mi? Dedim. Ses var mı? Yok. Meyhanelerde bir sürü kaçak içki yüzünden binlerce insanımız ölüyor. İsmail Efendi gel meyhaneleri de kapat dedim. Kapattı mı? Bir çağrı var mı? Yok. Yok kardeşim. Bununla ilgili bir görüntü girdi mi Fatih Portakal? İsmail Küçükkaya girdi mi? Eleştirdi mi? Ya söylüyorum, bunların bu Anadolu'yla ilgili dertleri yok. Bunların temelli Tekirdağ'dan. Anadolu diyorum, Kuvayi Milliye ruhu. Ben bir şey söyleyeyim. Bunlar bu ülkenin mukaddesine düşmanlar. Bu ülkede yani neyse boş ver. Ama bunların iktidara gelme şansı yok. Milletin değerlerine küfür ettiği müddetçe, Anadolu insanına koyun dediği müddetçe bunların iktidara gelme şansı yok. Burada gelmezler abi ya. Aynı şekilde AK Partililer de, MHP'liler de, HDP'liler de kim olursa olsun aynı şekilde bu görüntü bizim önümüze düşmüş olsa çatır çatır burada tartışırız, bunu konuşuruz. Zaten, bizim bunu gerçek herkes, izleyicimiz bunu herkes, biliyor zaten. Bunu herkes bilsin. Kitabın kimsenin, ne kadar ortasından konuştuğumuzu. Bugüne kadar kimsenin konuşamadığı birçok şeyi her burada konuştuk. Kimse kusura bakmasın. Aynen öyle. Biz burada Ahmet Kaya yayını yaptık ha. Tabii 2,5 saat. Biz burada 2,5 saat Ahmet Kaya yayını yaptık. O yüzden boş versen bu. Yani biz en tarafsız yine biziz. Tabii canım. Doğru mu? Tabii canım. En tarafsız. Tabii. Şimdi bunun neyini konuşacaksın abi? Bunun tarafı tarafsızı mı var yani? Ya bu artık insanlık dedim ya, bayrağı yok bu işin. Ya İnsanlığı geç bu işi ya, geç. Yani. Bunlar anca giderler işte. Altın kelebek söylediğimiz zaman da çıldırıyorlar. Deliriyorlar. Çünkü biliyor ne yattı, ondan başkası konuşmaz. Bunlar anca yalandan, altın kelebeklerde ödü tölelerinde. Atatürk derler. Bak işte ekonomi krize baş başayız. Burada günlerdir dolar bozun, dolar bozun diyoruz. Instagram'ımızda paylaşıyoruz. Bunlardan ses var mı? Atatürk'ü istismar eden, kendi dogmalarına mahkum eden bu zihniyetin ekonomi darbeye karşı tek bir kelamını duydun mu? Duymazsın. Fidel Castro'ya metiyeler düzen, o sözüm ona tırnak içerisindeki Atatürk'ü sanatçıların dolara karşı, hadi geçtim 15 Temmuz'u. Onlar korkak zaten, onların öyle bir derdi de yok yani, onlar korkak. Onlar tankın önüne çıkacak da bilmem ne yapacak da yine çıkacaksa elinde Kur'an Allah 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 diyen Anadolu insanı çıkacak. Geçtim onu da. Ya bari dolar paylaşın, dolar için bir atılım yapın. Dolar için bir şeyler, doları bozun deyin ya. Görüyor musun? O Cüneyt Arkın'ın oğullarını, Tarkan'ı, onu bunu demezler. Dertleri yok. Çünkü onların derdi aman dindar Erdoğan gitsin de ülke batsın. Devlet batsın. Şimdi CHP'li kardeşlerimiz de tabii yazıyor ve mesela diyorlar ki sen Atatürk onların sığınacağı tek Atatürk'ü liman gibi. Atatürk'ü onlardan kurtaracağız. Aha, diyor ki, ama diyorlar ki mesela sana Nihat Doğan Atatürk'ü ağzına almasın diyorlar böyle. Yani o korumaya geçiyorlar hemen ya tekrar. Ya sana söylüyorum kardeşim şey, ya korkuyorum, bunlar korkuyor. Eyvah, Nihat şimdi bir şey daha uyandırdı. Atatürk elitist bir adam değildi ya. Atatürk'ün anası belli, babası belli. Allah rahmet eylesin. Anasının resmini görüyorsunuz. Atatürk Anadolu kadınıydı. Türban düşmanı bir türbanlıydı ya, başörtülüydü. Annesinin. Atatürk'ün eşi kara çarşaflıydı Latife Hanım. Bunlar hem kara çarşafa düşman, başörtüye düşman, milletin değerlerine düşman, dine düşman. Söylüyorum arkadaşlar. Atatürk Erzurum'dan çıkmış, Erzurum'dan. Atatürk yalılardan çıkıp ülke kurtarmamış. Ama işte senin Atatürk'ten ya bahsetmen bunla, hoşlarına gidiyor. Ya gitmez işte, onu söylüyorum. Gider mi? Hatta gider mi? Atatürk'ün ağzını almasın diye yazanlar var. Evet, işte Allah Allah, ben söyledim kardeşim. Bak Atatürk'ü de sizin elinizden kurtaracağız, siz rahat olun. Kurtaracağız bu vatanı İstiklal Harbi'nde, efendime söyleyeyim Çanakkale'de, 15 Temmuz'da. Bu milleti nasıl ülkeyi kurtardıysa emperyalizme karşı, Atatürk'ü de sizin elinizden kurtaracağız. Hiç boşuna öyle
Şey yapmayın, Atatürk Anadolu insanı köylü efendidir diyor. Bunlar köylü düşmanı. Türk milleti zekidir diyor. Her seçimde bunlar Türk milletine küfür ediyorlar. Her seçim bunlar bu abi. Bunlar normal yani. Evet. Neyse geçelim bu konuyu. İş başka taraflara gidiyor da. Evet. Adam görmüyor musun? Kemal Kılıçdaroğlu ya. FETÖ örgütünün terör örgütü üyelerine metiyeler diziyor ya. İnanılır gibi değil ya. İnanılır gibi değil. Atatürk'ü kaldırmak. O mitingde. Bak kardeşim. FETÖ Ahmet bak. Altan'dan, Mehmet bak, Altan'dan eğer Nazlıca'ya alkış istedi değil mi? Bak Ömürcüğüm. Kimse bunlar bizi alemi kör, bizleri şapşal aptal mı zannedersin diye. Ama CHP içinde ciddi problem var artık. FETÖ sıkıntısı var ciddi anlamda. Bak şunu mitingdeki... şöyle sonlandıralım. Bugün eğer 17-25 gerçekleşmiş olsaydı. Bugün 17-25. Bugün eğer darbe gerçekleşmiş olsaydı. O FETÖ denen şarlatan yok mu Pensilvanya'daki? Kendini Mesih yerine koymuş. Meczup, kafayı yemiş. Kafayı yemiş. O dünyanın imamı olacağım derken vatansız, Mesih olacağım derken de dinsiz bir adam olarak ölecek. O adam Yavuz Sultan Selim'in kaftanını giyip buraya Mesih diye gelecekti. O zaman görecektim bakalım Cumhuriyet kalıyor mu kalmıyor mu? Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanı ya, hepsi gidecek bak. FETÖ soruşturmasında ya hepsi gidip bunların hepsi gidip havalimanında eline eteğine ayağını öpüp karşılayacaklardı. Diyorum ki bak diyorum ki o zaman görecektim ben Atatürk alacak mıydı kalmayacak mıydı? Bugün hala Atatürk'ü konuşuyorsak, bugün hala Anıtkabir orada duruyorsa, bugün hala Cumhuriyet rejimi duruyorsa, bugün hala Türkiye Cumhuriyeti demokrasisiyle sosyal hukuk bir devletse bu ana işte mezarına giderken, taziyesine giderken göbek atan insanlar yok mu onlar? O gece, onların taziyelere giden, o vefat eden çocukların sayesinde. O gece Atatürk'ün kurduğu meclis de bombalanmadı mı yani şimdi? Peki Atatürk'ün kurduğu meclis bombalanıyor. Bunların hepsi alkışlıyor. Biliyoruz biz Mustafa Kemal'le artistgelleriyiz diye Bodrum'da, Bağdat Caddesi'nde beni konuşturmayın. Bu zihniyetin biz ne? Ya boşver Ömür. Şimdi bizi şunu konuşturmayın. Nihat, bu görüntüleri parti bazında çerçevesinde ya. Değil de siyasi çerçevede değil de insani çerçevede değerlendirmek en lazım. En başından beri öyle söylüyorum ama hangi partiden olduğunu söylememiz durum. Boşver. Yani söylemek durumundayız. Haber o zaten. Evet. Sıradan insanlar değil. Baktığın zaman iddia, Güneş Gazetesi'nin iddiası o yönde. Bunların MAMAK teşkilatının üyeleri ve taziyeye gittikleri iddia ediliyor haberde. Fakat CHP'den Eren Erdem'in de yaptığı açıklama ki genel merkezden resmi bir açıklama bekleniyor. Onun dediği de mitinge giderken çekilmiş bir görüntü. Evet. Ha insanı şoke etmiyor mu? Buz kesmiyor mu insan bu görüntüleri görünce? Soru işaretleri çok. Oluşmuyor mu kafada? Çok. Ya taziyeye böyle gidilir mi? Garip bir görüntü yani onu da söyleyelim. Milletin aklında soru işareti oluşursa milletvekilleri bunu çözmek zorundadır. O yüzden bekliyoruz resmi bir açıklama. Evet CHP'den bir açıklama bekleniyor. Bundan bahsetmek durumundaydık biz evet. de. Ve şimdi biraz... Ama ben sözümde sabitim. Hangisinde? Benim dedelerim Maraş'ta, Urfa'da, Antep'te Allah rahmet eylesin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün size ölmeyi emrediyorum cümlesiyle bu vatan için can vermiş. Tamam mı kardeşim? Ondan sonra bu Atatürk bizim Atatürk'ümüz. Bu Atatürk Anadolu'nun Atatürk'ü. Bunlara bu halka tepeden bakan elitist, İslam düşmanı, İslamsız, Kur'ansız, ezan düşmanı, 15 Temmuz'da sela okuyan imamlara saldıran zihniyet bu zihniyet. Tamam mı kardeşim? Bu zihniyetinde elinden kurtarmak bizim boynumuzun borcu olsun. Bak selayı okuyanları gördüm. Biz burada gündeme getirmezsek kimse oralı değildi. Biliyor musun? Şimdi 35-40 yıl istiyor savcı. 40 yıl isteniyor. 40 yıl istiyor. İmama saldıranlara. Yani neyse. Boş Peki şimdi...